ChatGPT çıktığından bu yana viral oldu ve Google için alarm zilleri çalıyor mu diye insanlar tartışmaya başladı. ChatGPT OpenAI'nin yeni zeki çocuğu. Bu modelden önce 2020 yılında GPT-3 çıkmıştı ve bu model çok ses getirmişti. OpenAI 2015 yılında kurulan bir yapay zeka araştırma şirketi. Kurucuların arasında Son zamanlarda çok gündem olan Elon Musk da var. İşte bu Open AI tarafından geliştirilen ChatGPT, GPT, GPT 3.5 ailesine dayanıyor. Bu aileyle ilgili daha fazla bilgiyi örneklerle ChatGPT videomuzda bulabilirsiniz. Bu videoda ChatGPT'nin dayandığı mimariyi anlattım. ChatGPT'nin yaptıklarını görenler bu diyalog robotuna hayran kaldı. Hatta yapay zeka ile uğraşanlar bile kod yazma ve kodda hatayı bulma gibi bu zeki arkadaşın yaptıklarını görünce şaşırdı. Düşünün, ChatGPT yapanlar bile bu arkadaşın yaptıklarına hayran kaldı. Belki duymayanlar vardır. OpenAI ya yakın zamanda GPT 4'ü çıkarmaya hazırlanıyor. Tamam, ChatGPT beyin yakıcı bir uygulama. Peki ben bu videoda ne anlatacağım? Bu videoda ChatGPT hakkında sık sorulan sorulara cevap vereceğim. Örneğin, ChatGPT her soruya cevap verebilir mi? ChatGPT'nin sınırları neler? Bu uygulama Google'un yerine mi geçecek? ChatGPT bazı meslekleri bitirebilir mi? Bu zeki arkadaş içerik üretme, yazılım ve veri bilimi gibi alanlarda nasıl kullanılır gibi sorulara yakından bakacağız. Ve en son ChatGPT ile bir uygulama yapacağız. Bu uygulamada hiç kod yazmadan, evet yanlış duymadınız, hiç kod yazmadan bir web sitesine nasıl veri çekeceğimizi göreceğiz. Videoyu zıplamadan önce yapay zeka ve veri bilimi ile ilgili içerikler üretiyoruz. Bu alanlara ilginiz varsa en yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza katılarak veya süper teşekkürle bize destek olabilirsiniz. Kanalımıza katılan, videoları beğenen, yorum yazarak bize destek olan herkese teşekkürler. Hadi videoya zıplayalım. Arkadaşlar ChatGPT OpenAI tarafından geliştirilen bir dil modeli. Tamam anladık. Dil modeli de yani tam olarak nedir derseniz ChatGPT insan dilini taklit ederek sorulara cevap veren bir diyalog robotu. Yani ChatGPT ile karşılıklı konuşabiliyorsunuz. Bu zeki arkadaş şu an herkese açık. Bu uygulamayı şimdilik ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Ama unutmayın, ileride ücretli olabilir. Çünkü reklam geliri elde edebilecekleri bir gelir modelleri yok. Peki, neden şu an ücretsiz derseniz? Open AI, Chat güçlü ve zayıf yanlarını görmek için bu uygulamayı ücretsiz yaptığını açıkladı. Yani kazan-kazan mantığı. Siz yapay zekanın yapabileceklerini görüyorsunuz ve deneyimliyorsunuz. Open AI da kullanıcılar üzerinden Chat test ediyor. Örneğin, Open AI sayfasından Chat tıklayalım. Burada karşımıza ChatGPT açıklayan bir makale çıkıyor. Buradan Try GPT tıkladığımızda ChatGPT karşımıza geliyor. Google hesabınızla ChatGPT'ye giriş yapabilirsiniz. Örneğin buraya merhaba yazdığınızda size karşıda bir insan varmış gibi cevap veriyor. Ama bu dil modeli internete bağlı değil. Siz bugün hava kaç derece diye sorduğunuzda size cevap veremiyor. ChatGPT internetteki verileri kullanarak eğitildi. Dolayısıyla karşımızda eğitilmiş bir model var ve internete bağlı değil. Tabi makine öğrenmesiyle uğraşanlar bilirler. Model eğitimi bitmez. Model yeni verilerle öğrenmeye devam eder. ChatGPT kullanmak sizin background'ınıza bağlı. Veri bilimci, yazılımcı ya da içerik üreticisi olabilirsiniz. Bilginize ve yeteneklerinize göre ChatGPT kullanabilirsiniz. Örneğin veri bilimi hakkında bir şiir yazdırmak isteyelim. Diyelim ki veri bilimi hakkında bir şiir yaz. Gördüğünüz gibi ChatGPT şiir yazmaya başladı. Harika değil mi? ChatGPT'nin güzel yanlarından biri de Türkçe olarak kullanabilmemiz. İsterseniz İngilizce sorup sorunun cevabını da Türkçe çevirebilirsiniz. ChatGPT veri bilimi ile ilgili bir şiir yazmış oldu. Süper değil mi? Arkadaşlar ChatGPT her soruya cevap veremiyor. Örneğin bu sene kim şampiyon olacak şeklinde gelecekle ilgili bir soru soralım. Bu sene Türkiye Futbol liginde kim şampiyon olur? Gördüğünüz gibi cevap veremedi. Unutmayın aslında chat GPT hiçbir şey bilmiyor. Sadece internetten öğrendiği kalıpları size sunuyor. OpenAI zaten cevapların yanlış olabileceğini açıkladı cevapların doğruluğunu kontrol etmeniz gerektiğini söyledi. Örneğin bir konu hakkında chat verdiği kodu direkt çalıştırdığınızda kodda hata çıkabiliyor. Ama bu kodda hata çıktı başka bir kod yaz dediğinizde farklı bir kod gösterebiliyor. Ya da o kodda hatayı düzeltip size doğru kodu verebiliyor. Peki chat ne çeşit sorular sorabiliriz? Unutmayın bazı sorular cevap alamasanız da bu zeki arkadaşa İstediğiniz her konu hakkında soru sorabilirsiniz. Örneğin OpenAI kendi sesine bazı örnekler göstermiş. Hadi bunlara bakalım. Burada gösterdiği gibi kodunuzdaki hatayı çözmek için bu zeki arkadaşa soru sorabilirsiniz. Geçen videomda canlı canlı bunun nasıl yapıldığını göstermiştim. Başka bir örnekte birinin evine nasıl girileceği sorulmuş. ChatGPT bunun illegal bir aktivite olduğunu söylemiş. Daha sonra bir evin hırsızlarda nasıl korunabileceği sorulmuş. ChatGPT de bir uzman gibi madde madde bu soruya cevap vermiş. Diğer bir örnekte bilimsel bir konu ele alınmış. Fermat teoreminin ne olduğu sorulmuş. ChatGPT bu teoremi açıklamış. Daha sonra bu teoremin kriptolojide nasıl kullanılacağı sorulmuş. ChatGPT yine bu soruya ayrıntılı olarak cevap vermiş. Bu konu hakkında bir şiir yazılması istenmiş. ChatGPT chat diye şiiri yazmış. En sonunda Şimdiye kadar konuşulanları özetle denmiş. ChatGPT konuşmayı özetlemiş. Süper değil mi? Hadi diğer bir örneğe bakalım. Diğer örnekte de komşuma kendimi tanıtmak için kısa bir not yaz denmiş. ChatGPT hemen kısa bir not oluşturmuş. Daha sonra bu notu biraz daha formal, biraz daha resmi olarak yaz denmiş. Yine ChatGPT notu biraz daha resmi olarak yazmış. En son bu notu benim için gönderebilir misin denmiş. ChatGPT bunu yapamayacağını söylemiş. Bak bak yapamayacağı şeyleri de söylermiş bizim zeki arkadaşımız. Tamam bilimden sanata ya da günlük işlerimize kadar ChatGPT'ye sorular sorabileceğimizi gördük. Peki ChatGPT Google'un yerini alabilir mi? Sorusuna bakalım. ChatGPT'nin bu kadar güzel ve mantıklı cevap verdiğini görenler acaba ChatGPT Google'u tahtından eder mi diye tartışmaya başladım. Google sizin sorduğunuz sorulara direkt cevap vermiyor. Ama sorunuzla ilgili cevapların bulunduğu linkleri yapay zekayı kullanarak karşınıza getiriyor. Google'u kullanarak siz aslında kendi sorunuzun cevabını kendiniz buluyorsunuz. ChatGPT ise sorduğunuz soruların cevabını size direkt veriyor. Ama biraz önce söylediğim gibi ChatGPT'nin cevapları her zaman doğru olmuyor. Cevapların doğruluğunu kontrol etmeniz gerekiyor. Tabi bu zeki arkadaş cevapların linklerini göstermiyor. Dolayısıyla cevapları kontrol etmek uzun zamanınızı alabilir. ChatGPT'nin cevaplarına tam güvenemeyeceğimiz için Google'ın yerine şimdilik geçeceğini düşünmüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? İleride ChatGPT Google'ı yerine geçer mi? Cevaplarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Peki, ChatGPT yazılım gibi bazı meslekleri öldürür mü? Hadi gelin bu konuyu tartışalım. Arkadaşlar hatırlarsanız bankamatikler çıktığı zaman bazıları gişede çalışan işi bitecek diyordu. Bitti mi? Hayır bitmedi. Bankamatikler gişede çalışanların gereksiz iş yüklerini kaldırdı. ChatGPT de yazılım gibi mesleklerin gereksiz iş yüklerini alacak ama yazılımcılar işlerini yapmaya devam edecek. Bu zeki arkadaş co-pilot gibi yazılımcıların işine yardımcı olacak. Bu gibi yapay zeka uygulamaları yeni iş alanları oluşturacak. Örneğin şimdiden prompt mühendisliği diye bir meslek çıktı. Tamam yapay zeka sorulara cevap veriyor ama yapay zekadan en iyi şekilde yararlanmak için doğru promptları girmeniz gerekir. Bakın işte yeni bir iş kapısı. Bir araştırmada gelecek nesillerin %70'inin şu anda var olmayan mesleklerde çalışacağı söyleniyordu. Unutmayın teknolojinin gelişmesiyle yeni meslekler çıkıyor. Şu anda çok ravaş olan meslekler bitebiliyor. Ama günümüzün en önemli yeteneği bence öğrenmeyi öğrenmek. Evet arkadaşlar yapay zekanın çalışanların iş yüklerini alacağını ve yeni mesleklerin ortaya çıkacağını söyledik. Hadi şimdi chat GPT nasıl kullanılabilir bakalım. ChatGPT'yi içerik üretmek, kod yazmak, yemek tarifi almak, hatta ev dekorasyonu yapmak için bile kullanabilirsiniz. Örneğin YouTube videonuz için başlık üretmek istiyorsunuz. Hemen ChatGPT'yi kullanabilirsiniz. Hadi bir örnek gösterelim. Örneğin diyelim ki ChatGPT ile ilgili YouTube videosu yapmak istiyorum. Bana 10 başlık öner. Gördüğünüz gibi başlıkları önermeye başladı. Harika değil mi? Bu başlıklardan birini Youtube videonuz için kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde ChatGPT işlerinizi kolaylaştırıyor. Peki bu arkadaşı yazılım için nasıl kullanabilirsiniz bakalım. Örneğin web sitesi yapmak, oyun geliştirmek veya kodlarınızı hataları bulmak gibi değişik şekillerde ChatGPT kullanabilirsiniz. Diyelim ki bir sayının faktörlerini bulacak bir fonksiyon yazacaksınız. Bunun için ChatGPT'den yardım alabilirsiniz. Örneğin diyelim ki Python ile bir sayının faktöriyelini bulan bir fonksiyon yaz. Gördüğünüz gibi cevabı yazmaya başladı ve fonksiyonun kodlarını verdi. Ayrıca bu fonksiyonla ilgili açıklama yapıp en son bir örnek gösterdi. Süper değil mi? Bu şekilde yazılım projeleriniz için ChatGPT kullanabilirsiniz. Peki veri görselleştirme için bu arkadaşı nasıl kullanabiliriz? Hadi şimdi buna bakalım. Diyelim ki veri görselleştirme yapmak istiyorsunuz. Penguen veri setindeki penguenlerin palet uzunluklarının cinsiyete göre dağılımının grafiğini çizdirmek istiyorsunuz. Kod yazmak ile uğraşmanıza gerek yok. Bu işi GPT'ye yaptırabilirsiniz. Örneğin Seaburn ile Seaburn kütüphanesi özellikle istatistiksel grafikler çizmek için kullanılır. Penguins veri setindeki Flipper yani palet uzunluklarının cinsiyete göre dağılımını gösteren kod yaz. Ve ChatGPT cevap vermeye başladı. Penguenlerin palet uzunluklarının dağılımını gösteren kodları yazdı. Bunu denemek için bu kodları kopyalıyorum ve Jupyter Notebook'a gidiyorum. Jupyter Notebook Python kodlarınızı çalıştırabileceğiniz bir editör. İsterseniz farklı bir editör de kullanabilirsiniz. Kodları buraya yapıştırıyorum ve bu kodları çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi penguenlerin palet uzunluklarını gösteren histogram grafiği karşımıza geldi. Örneğin kutu grafiğini çizdirmek isteyelim. Bunun için kodda değişiklik yapacağım. Dağılımını gösteren bir kutu grafiği çizmek için kod yaz. Bu prompt'u çalıştırıyorum. ChatGPT kodları yazmaya başladı. Hadi bu kodları kopyalayalım. Notebook'a gidelim ve buraya yapıştıralım. Ardından bu kodları çalıştıralım. Gördüğünüz gibi penguenlerin cinsiyetine göre palet uzunluklarını gösteren kutu grafiği karşımıza geldi. Harika değil mi? Bakın hiç kod yazmakla uğraşmadık. Sadece ChatGPT'nin bize verdiği kodları kullandık. Bu zeki arkadaşa isteklerimizi söylüyoruz. O da bize yardımcı oluyor. Muhteşem değil mi? Hadi ChatGPT'yi veri biliminde nasıl kullanabileceğimize bakalım. Veri bilimi yazılım, matematik, istatistik ve alan bilgisi saç ayaklarından oluşur. Bu alandaki projeleriniz için de ChatGPT kullanabilirsiniz. Örneğin Boston veri seti için bir random forest modeli kurmak isteyelim. Ben basit bir uygulama olsun diye bu örneği gösteriyorum. Siz isterseniz bu zeki arkadaşa derin öğrenme analizleri de yaptırabilirsiniz. Hadi yazalım. Hey ChatGPT. Scikit-learn ile Boston veri setini kullanarak bir random forest model oluştur. Gördüğünüz gibi ChatGPT cevap vermeye başladı. Öncelikle gerekli fonksiyonları ve sınıfları import etti. Ardından veri setini yükledi ve daha sonra veri setini eğitim ve test şeklinde parçaladı. Ardından modeli kurdu. Fit metodunu çağırarak modeli eğitti ve daha sonra da skor metodu ile modelin skorunu verecek komutu bize gösterdi. Süper. Şimdi bu kodları kopyalayalım. Notebook'umuza gidelim. Ve komutları buraya yapıştıralım. Ardından komutları çalıştıralım. Ve dikkat ederseniz Boston veri seti kullanılarak Random Forest modeli kuruldu. Bu modelin test verisi üzerindeki skoru 0.89 şeklinde ekrana yazıldı. Muhteşem değil mi? Teşekkürler ChatGPT. Genel bir veri bilimi bilgisiyle makine öğrenmesi modelini bu zeki arkadaşa kolayca kurdurduk. En son olarak bir siteden ChatGPT'yi kullanarak nasıl verileri kazayacağımıza bakalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi internet büyük bir veri kaynağı. Bu verileri web scraping denilen veri kazıma tekniğine toplayabilirsiniz. Veri kazımak için genelde Python kullanılır. Hadi ChatGPT ile nasıl veri kazıma yapacağımıza bakalım. Bunu göstermek için veri kazıma için kullanılan örnek bir site kullanacağım. Bu sitenin linkine videonun altındaki açıklamada ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu sitede çeşitli kitap isimleri var ve bu kitapların fiyatları yer alıyor. Hadi buradaki verileri kazayalım. Bunun için ChatGPT'ye "Hey ChatGPT, Python ve Beautiful Soup kullanarak books2scrape.com sitesindeki verileri toplamak için kod yaz." ve ChatGPT'ye cevabı vermeye başladı. Gördüğünüz gibi öncelikle gerekli kütüphaneleri import etti. Daha sonra bu kütüphaneleri kullanarak veri kazımak için gerekli kodları yazdı. En sonunda bu kodların açıklamasını yapmaya başladı. Hadi şimdi bu kodları kopyalayalım ve daha sonra notebookumuza yapıştıralım. Bu kodları çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi sitedeki kitap isimleri kitap fiyatları gibi veriler karşımıza geldi. Böyle de hiç kod yazmadan bir web sitesindeki verileri kazımış olduk. ChatGPT ile yapacaklarınızın sınırı yok. Bilgi ve yeteneklerinize göre bu diyalog robotunu kullanabilirsiniz. ChatGPT ile ilgili daha fazla örneği kanalımızdaki örnekler ile ChatGPT dersinde bulabilirsiniz. Bu videoda sık sorulan bazı önemli sorulara cevap verdim. Sizin chat ChatGPT ile ilgili sorularınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arkadaşla ilgili videoları devam edeceğim. Video önerilerinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. En yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalımıza katılarak veya süper teşekkür ile bir de destek olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.